Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Geçen hafta Diyanet'i arayın demiştiniz. Aradım, sordum. Evli kadın veya erkek nikahı düşer mi? Nikahları düşmez diye fetva verdi. Evet. Birkaç arkadaş da sormuş. İşte evli erkek veya kadın zina ederse nikahı düşer mi diye Diyanet'te nikahlarının düşmeyeceğine dair söylemiş. Hatta bu hafta ve geçen hafta yaklaşık bana gelen 10'a yakın şey var. 10'a yakın kardeş sormuş. Bir kardeş hatta sesi kayda almış. Normalde işte kimisi normal olarak sormuş telefonla. Bir kimse evli bir kadın veya evli bir erkek ne kadar zina ederse etsin, kimle zina ederse etsin, ne yaparsa yapsın, nikahı düşmüyor. Diyanet'in fetvasına göre. Düşünün bir kadını, evli. Gitti 3-4 tane adam dolaştı. Hamile kaldı. Kimden olduğu belli değil. Diyanete göre yine de nikahı düşmüyor. Sadece Diyanete göre de değil. Ben internetten de baktım. Dün mü evvelsi gün mü ne? Bu konuyla alakalı bir şey diyenler var mı diye. Bazı hocaların internette hani koymuşlar kayda. Ondan sonra onlar da şimdi isimleri aklıma gelmedi ama onlar da internette bu noktada böyle kısa bir şekilde videoları var. Onlar da diyorlar ki nikahı düşmez. Bunlar tabi nikahı düşmez diyenler kendilerince hangi fıkıh kitabından kendilerine örnek almışlar? Bunu söylemiyorlar. Diyanet de bunu söylemiyor. Yani bunu diyen kimseler işte şu eserde böyle bir ibare var. Bu ibare neticesinde nikahı düşmez böyle bir şey söylemiyorlar. Çünkü normalde fıkıh kitaplarının oluşmasının noktasında eski bütün eserlerin hepsinde de bir kimse zina ettiğini itiraf ederse, evli bir kimse zina ettiğini itiraf ederse, itiraf eden kimsenin rejim edilmesi, Hanefi'ye göre öldürülmesi, cezası bu, öldürülecek. Ama o kimse itiraf etmedi. İtiraf etmeyince, dışarı böyle bir söz söylenmeyince hiç kimsenin bu noktada hükmedecek bir şeysi yok. Çünkü İslam'ın ona hükmetmesi için zahiren elinde ya bir itiraf olacak ya da 4 tane şahit olacak. Erkek. Şimdi ben aynı zamanda da o soruyu soruyorum. Diyorum ki, öldürüleceğini bilmiş olsa itiraf eder miydi? Etmezdi. Bu sefer ne olurdu? Lanetleşilirdi. Lanetleşildikten sonra da o kimsenin nikahı düşer. Onu boşamak o zaman hadis-i şerife göre o yine o kadının boşaması gerekiyor o zaman. Lanetleşilince. Bu mesele Allah muhafaza eylesin. İş daha çok su kaldıracak. Bu mesele. Ama insan üzülüyor. Yani onun nikahı düşmez dediğinizde doğan çocuk ne olacak? Buna da hükmet.
Aslında sormak lazım. Ya normalde işte kadın, üç tane adam dolaştı, hamile kaldı. Kimden olduğu belli değil. Bu çocuğun hükmü ne olacak? Bu çocuğun mirası ne olacak? Kimden miras alacak? Kimin soy ismini sizin taşıyacak? Allah muhafaza eylesin. Sıkıntılı durumlar. Yakın çevremizde bazı arkadaşlarımızdan üveysilik ile ilgili sorular soruluyor. Üveysilik nedir? Çekilen virtlerle yol alınır mı? Üveysilerin baş parmağında işaret oluşurmuş. Bu doğru mudur? Allah razı olsun. Vallahi bu konuda baş parmağında mı işaret var? Serçe parmağında mı bilmiyorum. Böyle bir şeyin ne kadar doğru olduğunu da bilmiyorum. Buna katılmıyorum. Üveysilerin dersi de oluyormuş demek ki. Ne dersi çekiyorlar onu da bilmiyorum. Bir de üveysilerin şeyhleri de varmış. Nasıl üveysi şeyhi olunuyor bunu da bilmiyorum. Yani birileri çıkıyor bir şeyler yapıyor. Üveysilik deyince insanlara böyle bir cazibe, cazip geliyor. Bir böyle onun için cazibe merkezi oluşuyor. Yani o kimse üveysiyim diyen kimse etrafında hiç şeyh bulamamış. Bir tane şeyhten nasibi yok. Yanmış, yıkılmış. Ondan sonra da Veysel Karahanlı Hazretleri gelmiş. Rüyasında ona ders vermiş. Ona bir virt tarif etmiş. Buna söyleyecek bir lafım olmaz. Ehli sünnetin bir iştihadı vardır. Kendince. Fazilet açısından sahabeler derecelendirirken birinci derecede Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, sonra aşere-i mübeşşere olarak sıralarlar. Sonra sahabe, sonra sahabeyi görenler, sonra sahabeyi görenleri görenler olarak sıralanır. Veysel Karahanlı Hazretleri mübarek bir zat. Bunun, onun üzerine laf söyleyecek bir haddimiz, hududumuz bu noktada yok. Laf söyleyemeyiz. Ama Medine'ye kadar gelmiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görmeden geri dönmüş. Neden? Annesi demiş ki git evdeyse bak görüş, evde değilse dön gel. Rivayetler böyle söylenen söz. Biz onu dağa taşa konduramıyoruz. Ama diğer tarafta Musab bin Ümeyr var. Annesi açlık grevinde. Uhud şehidi kendisi. Mekke'nin en zengin ailelerinden birisinin çocuğu. Yakışıklı, boyu posu yerinde, genç. Mekke kadınları o yoldan yürürken kendilerini ortaya atıyorlar. Musab ne olursun benimle bir sefer beraber ol. Ne olursun gel bu geceyi bende geçir. Tabiri caizse herkes bohçasını alıyor Musab'ın peşinde. Meşhur Mekke'de zenginliğiyle, yakışıklılığıyla, yiğitliğiyle, delikanlılığıyla. Her şeyle meşhur. Belagatıyla, albenisiyle. Rüyanızda görseniz dersin, insan rüyasında görse kendi adamlığından utanır. Kendi nefsim için söylüyorum. Rüyasında görse kendi adam, ben kendi nefsim için söylüyorum tekrar. Adamlığından utanır insan. Öylesine bir kimse.
Ve annesi ölüm orucu tutuyor bugünkü tabirle. Diyor ki şu Muhammed'i bırak. Mal, mülk, para, pul, şan, şöhret, yıkılıyor her şey. Diyor ki şu Muhammed'i bırak. Muhteşem söz. Anneciğim, 1000 tane canın olsa, 1000 tane canın olsa ve gözümün önünde hepsini teker teker senden alıyor olsalar, ben yine Muhammed-i Mustafa'yı bırakmam. Musab bin Ümeyr mi? Veysel Karani mi? Hicret eden Hazreti Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin emrini dinleyen sahabeler Mekke'den Medine'ye, Mekke'den Habeşistan'a, Habeşistan'dan tekrar Medine'ye. Hicret eden sahabeler arkalarında annelerini bıraktılar. Arkalarında babalarını bıraktılar. Arkalarında mallarını, mülklerini bıraktılar. Arkalarında şanlarını, şöhretlerini bıraktılar. Arkalarında memurluklarını, amirliklerini, devlet görevlerini bıraktılar. Arkalarında yurtlarını bıraktılar. Yüzyıllardan beri yaşadıkları yurtlarını bıraktılar, evlerini bıraktılar. Eşlerini bıraktılar, anne babalarını bıraktılar. Çocuklarını bıraktılar, çocuklarını. Bu yolda yürümeye gücü, cesareti, mangal gibi yüreği olmayanlar ashabın yolunu bırakıp Veysel Karani'nin yoluna gidecekler, öyle mi? Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali dururken, Hazreti Hasan, Hüseyin dururken, Musab bin Ümeyr dururken, Ebu Zer-i Gifari dururken, 15 yaşında, 16 yaşında gencecik sahabeler şu heda şerbeti içmek için parmak uçlarının üzerine ayağa kalkarken, annesinin sözünü dinledi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görmeden geri dönen kimsenin peşinden mi gidecekler? Bir şeyhin elini tutup nefsi onun peşinden gitmeye, onun sözünü dinlemeye müsaade etmeyince, şeytan ona müsaade etmeyince biz üveysi olduk. Hoş geldin 23 Nisan. Dağın başında mısın? Şeyh bulamadın mı? Hiçbir tane şeyh bulamadın kendin, öyle değil mi? Sahte de olsa bir git şeyh bul. Git bir ağaca bağlan. Git bir ota bağlan. Git bağlan bir yere. O sana otur desin, otur kalk desin, kalksın. Ondan sonra üveysi olduk biz. Maşallah, subhanallah. Üveysinin zakiri de var. Aa! Üveysinin şeyhi de var. Aa! Üveysi şeyhi. Nereden şeyh oldun? Kim yaptı seni şeyh? Kim seni şeyhliğini icaz ettirdi, tasdikledi? Allah muhafaza eylesin. Amin. Bunlar bir halt işleyemeyen, nefsini terbiye edemeyen, bir yolda yürümeye gücü takati olmayan zavallı insanlar. Allah muhafaza eylesin. Amin. Hele bir de diyorlar ya böyle, bir de insanlar onları böyle egzotik geliyor insanlara, böyle enteresan geliyor. Oo, üveysi olmuş. Bırak lan diyorum, üveysi olmuş. Şeyhi yok, bir şeysi yok işte.
kalıyor şimdi ben öyle deyince. Benden de böyle egzotizme desteklememi istiyorlar. Aa, üveysi. Ne? Üveysiymiş. Biz Hazreti Ali Efendimiz'in yolundan gidiyoruz. Veysel Karani Hazretleri ile Hazreti Ali Efendimiz'i yan yana koyun bakalım. Koyabileceğiniz mi? Koyun hadi yan yana. Dartılır mı? Tartılmaz. Teraziye bile konmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ile Veysel Karani hazretleri teraziye bile konmaz. Konmaz. Bırakın karşılaştırmaya, karşılaştırmaya kalksak zaten Hazreti Ali Efendimiz'e hakaret olur. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e hakaret olur. Hazreti Fatıma'tu Zehra'ya hakaret olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hakaret olur. Daha 12-13 yaşında kim benim halifem olacak? Kim benim davamda benim yardımcı olacak? Bütün Kureyş'in bütün baba yiğitler orada. Sözde baba yiğitler. Hepsi de orada. Ayağa kalkıyor. Ben ya Resulallah. Tekrar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri söylüyor. Kim benim halifem olacak? Kim benim halifem olacak? Yine Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kalkıyor. Ben ya Resulallah. Üçüncüsünde tekrar söyleyince ben ya Resulallah deyince evet benim halifem sensin diyor. Ebu Cehil diyor ki aha diyor bir Mecnun bir de çocuk buldu diyor kendine. Hazreti Peygamber Efendimiz'e diyor ki Mecnun bu deli. Yanına bu çocuktan başka da kimse ona itaat etmezdi, biat etmezdi diyor. Aha bir tane de çocuk diyor Hazreti Ali Efendimiz için. Hadi kıyaslayın siz şimdi. Hazreti Ali Efendimiz'in yolundan gitmek için mangal gibi yürek lazım. O nefsin tepesinde debelenmek lazım. O benim yolum onun yolu demek için insanda mangal gibi yürek lazım. Yürüyemeyenler ne yapacaklar? Kendilerine bir de böyle egzotiklik takacaklar. Yok baş parmakları öyleymiş de yok serçe tırnakları böyleymiş. Allah iyi etsin inşallah. Rabbim muhafaza etsin. Eşim her fırsatta dışarıda erkek arkadaşlarıyla buluşur. Bundan rahatsız olduğumu söyledim. Fakat devam ediyor bu hareketine. İşim var deyip geçiştiriyor ve bana kesinlikle nerede ne yaptığını konusunda bilgi vermiyor. Bana sorduğunda da net cevap bekliyor. O erkek olduğu için böyle bir hakkı varmış. Devamlı çalışan bir insan da değil. Çalışmayı sevmediğini dile getiriyor. Kendi şahsi ihtiyaçlarına ayırdığı bütçeyi bana da ayırmaya ekonomik özgürlüğümde yok. Sohbetlerinize süreklilik gösterir. Sizi dinler ama benim hatalarıma cevap vermek için dinliyor galiba. Kendi yaptıklarını görmüyor. Bazen tükense de sabır göstermekten başka ne yapabilirim? Allah yardımcınız olsun inşallah. İyi ki bana sormuyorlar sen neredesin, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diye. Sorsalar kıyamet kopar. Maşallah subhanallah. Hacı Mehmet öyle sana da soruyorlar mı? Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, nerede kaldın diye. Ben sormuyorlar mı? Sana sormuyorlar mı? Sana Hüseyin Ağa sormuyorlar mı sana da? Adnan Hoca sana soruyorlar mı? Nerede kaldın, nereye gidiyorsun diye. Yok mu soran hiç? Halit'e sormuyorum artık. Halit soruyorlar mı? Nerede kaldın, nereye gittin, ne yaptın, ne ettin diye. Kelime yok. Maşallah subhanallah. Acarken sana? Sana da mı kelime yok? Harf mi yok? Cümle mi yok? Yutmuş millet harfi cümle. Sana İdris?
Sormuyorlar. Erken sana? Sormuyorlar. Doktor sana? Sormuyor kimse. Yusuf sen daha iyi. Bebek de yeni ama sana soruyorlar mı? Allah Allah. Sen daha yok daha sende. Örnek al bak. Kimse buradan sağdan soldan gidiyor. Soran yok. Sen? Sana da mı sormuyorlar? Sen daha yeni evlisin ya. Gene sormuyorlar demiyor. Nereye gidiyorsun demiyorum sana hiç. Sen? Damat sana da mı sormuyorsun? Allah Allah. Bu taraftan devam edeyim ya. Mehmet Ali sana? Soruyorlar mı? Nereye gidiyorsun, nereye geliyorsun diye. Son zamanlar sonra, önceden soramıyorlar mı? Yeni derviş oldun da o yüzden demek ki. Biraz daha böyle dervişlik bir şey olunca sormayacaklar belki de ya da soracaklar demek ki. Sinan sana sormuyor kimse. Sana şey sormazlar. İsmail sana soruyorlar nerede kaldın, nereye gittin diye. Senin soruyorlar sana da. Sıradan sen Abdülhalim soruyorlar mı nerede kaldın, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diye. Sana tamam. Hasan haber veriyor. Seninki daha kolaycılıkmış ya. Sormalarına gerek yok diyorsun. Tamam. Sen şuradayım diyorsun. Mesele bitiyor yani. Tamam bak bu da bir taktik bak. Yani bu sorunun sorulmasına sebep olan arkadaş diyecek şuradayım diyecek. Bak bu güzel taktik. İsa sen? Sana da mı sormuyorlar? Allah Allah. Ayarım sana. Sana da sormuyorlar. Ben zaten şeye sormayayım artık ben Yusuf Hoca'ya. Yusuf Hoca sana? Onlar alıştı zaten senin değil mi? Kurtulamadılar. Yani normalde bir taraftan sen bir tarafa diyor. Şey olunca gene sormuyorlar. Muhtar bakıyor bana sor diye ya. Muhtar sana? Ben telefonda söylüyorum. Sen söylüyorsun. Sen de o yolun kolayını bulmuşsun. İsmail sen ne biliyorsun gevrek gevrek? Sana? Efendim? Ne derlerse bir kabulüm. Ne derlerse kabulsün. Ya sana soruyorlar mı sormuyorlar mı? Sormuyorlar. Sana sormuyorlar hiç. Neredesin, ne yapıyorsun diyen soran yok ya. Nereye gidiyorsun diyen yok. Ha bana eyvallah diyorsun yani sen. Maşallah sıvam. Demek ki herkesin ayrı bir aile saadet formülü var. Demek ki o ayrı mesele. Söyleyecek bir laf yok. Kimisine soruyorlar, kimisine sormuyorlar. Ama kimisi ben buradayım diye telefon açmış bak. Güzel bir şey. Aferin. Ben buradayım tamam. Sen de gülüyorsun oradan. Sen? Sen de söylüyorsun falan yere gidiyorum diye. Lan Yunanlılar baya maşallah şeyler ya. Yunan erkekleri demek ki böyle şey. Ne o? Maşallah. Ehil demek söylüyorlar, soruyorlar. Güzel maşallah subhanallah ya. İyi. Hacı Mehmet de öyle bakıyor. Ondan sonra hani sen bilmiyor musun gibisinden. Ne bileyim ben şimdi babanı biliyorsun senin de. Hacı Mehmet'in babası evleneceğiz ama anneannem anlattı bana. Anlatayım mı size? Pardon, dedem anlattı. Yani Hacı Mehmet'in dedesi anlattı. Benim de anne dedem oluyor. O anlattı. Hacı Mehmet'in babası, Allah rahmet eylesin, evlenmiş. Evlendiği zaman da işte yengemi getirmiş eve. Şimdi Hanay ev, eski ev, dedemin evi. Arada bir normal tahta çakılı. Öyle aşağı ses gelmeyecek diye böyle bir şey yok. Ses iner kesin. Zaten tahtaların arası da açıktı biraz. Değil mi Hacı Mehmet? Yarıktı yani. Kurumuş zaman içerisinde çekmiş tahtalar. Öyle birbirinin üzerine bindirme tahta değil. Yan yana getirip çakmışlar. Şimdi Hacı Mehmet'in babası diyormuş ya. Dedem de hayıflanıyor. Dedemin hayıflandığı şu. Ben bunun gibi yapamadım diyor. Ondan hayıflanıyor. Yani o geceyi es geçmiş. Hayıflandığı şey o. Diyormuş ki yengeme, Allah rahmet eylesin dayı. Lan garı diyormuş. Babama baba diyeceksen, anama ana diyeceksen,
işte şunu şöyle yapacaksan, bunu böyle yapacaksan duanı açacağım senin. Yok açmayacaksan arabaya bindirem gönderem seni diyormuş. Bunlar tabii böyle bıdırtı var, konuşma var ya, dedem de anneanneme demiş, kakılan demiş, ne konuşuyorlar bunlar? Anneannem demiş, ya ne konuşuyorlarsa konuşsunlar, boşlar demiş. Dedem zaten yattığı yastığın altında tahta, bıçak, balta, ondan sonra silah filan çardakta yatıyordu. Yastığın altı onun şeydi, komple doludu. Ne? Cephanelik. Aferin. Artık elini attırdık da ne geldi, eline bıçak gelmiş bir tane, anneannemin dayamış gırtlağına. Ulan demiş, sen benim sözümü dinlemeyecek, kesip atıveren var ben sen demiş. Anneannem diyor ki, Mustafa oğlum diyor, deden kesip atıverecekti beni diyor. Ondan sonra kalkmış dinlemiş, bunu duymuş sadece anneannem. Anneannemin duyduğu bu. Dedem hayıflanıyordu. Bu benden de adam çıktı. Benim aklıma gelmedi. Adamın hayıflandığı bu. Yani ilk gece gelini getirdiğinde bu benim aklıma gelmedi, bunun aklına geldi diye buna hayıflanıyor. Yani onun için böyle artı bir adamlık yani bu. Ondan sonra ben onun gibi yapamadım diyordu. Neredeyse onun gibi yapmak için geriye filmi sarıp bir daha evlenecek adam. Onun gibi yapmak için. Ama tabii geçmiş artık. Ondan sonra dedem anlattıydı bunu. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra işte hani Mehmet dayımdan için o daha adam, daha herif diye. E tabii onun da herifliği, adamlığı yengemin iyiliğinden aslında. Allah rahmet eylesin. Ağzı var, dili yoktu kadının. Çünkü dayımı normal bir kimse çekmez. Bir anlatsam, kadınlar derler ki ya bizim adamlar yani yumuşacık pamuk gibiymiş derdi. Biz komple ailecek, sülalecek oturuyoruz böyle, bayrama gidiyoruz. Elinde bir tane çubuk var. Çubukla tahtaya veya duvara vuruyor. Yengem hemen geliyor. O bas, zil, çağrı zili. Yengem geliyor. Buyur diyor. Kelime yok. Hareket bu. Pantolonumu çıkar demek. Yengem hemen kemerini çıkarıyor, pantolonun düğmelerini çıkarıyor. Ondan sonra bütün soyuyor böyle şey olarak. Altında onun meşhur Selanik örme bir tane içliği var. Bu nereden getirdiyse onu vermiş ona. Meşhur onun o yaz kış vardı değil mi onun ayağının altında. Çünkü olur olmadık yerde sıkıntı geliyor ona. Yengem aşağıdan bakıyor böyle. Açık kalkacağım mı diyor. O bir de yengemin üzerine ellerini böyle bastırıyor. Yengem 50 kilo. Var mıdır acı o kadar? O kadar değil mi? Yengemin üzerine ellerini böyle bastırıyor. Lütfediyor böyle biraz kaldırıyor şeyi. Yengem öyle alışmış ki tak çıkarıyor pantolonu. Siz bundan bitiyor zannediyorsunuz. Aradan 2-3 dakika geçiyor. Bir daha vuruyor. Yengem koşuyor geliyor. Çay olmadı mı diyor. Oluyor diyor. Tamam. Çay oluyor. Aradan bir daha vuruyor. Bayram günü ha. Yengem geliyor. Buyur diyor. Böyle olmadı. Ayıp oldu. Hani kızlar, gelinler var ya işte. Böyle olmadı. Ayıp oldu. Giydir pantolonu. Yengem bir daha giydiriyor. Gene lütfediyor. Kalkıyor. Tak geçiyor pantolon. Gözümüzün önünde oluyor bu. Düğmeleri ilikliyor. Kemeri bağlıyor. Tamam mı? Aradan 3 dakika geçse yüreğim gam yemeyecek. Ne ol? Çorabı çıkar. Pantolon giy, çorap çıkar. Çorap giy, pantolon çıkar. Biz böyle bakıyoruz. Bize yapıyor aslında. Diyor ki adamlık görün. Bizi diyor ki adamlık görün. Nasıl adamlık yapılıyormuş bakın. Biz tabii
Oturuyoruz. Abim de var. Abime bakıyorum, işaret ediyorum. Adamlık gör diyorum ben şimdi. Kendime bir şey yok. Abime bakıyorum şimdi, abim sen bak diyor. Ondan sonra o tam bize resital çekiyor. Ondan bitmiyor tabii. Çat çat çat. Elinde böyle çubuk var, bildiğiniz çubuk. Seslenmiyor yani, Nurten demiyor. Veya Hacı Hanım demiyor. O çubuk nereden ses çıkaracak? Çubuk elde. Duvardan duvara, tahtadan daha güzel ses çıkıyor. Tahtaya vuruyor genelde. Çat 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 diye. Tabii onun bir de çardağı var. Bahçede yazın gidersen bir çardakta oturuyor değil mi? Yarım saat konuşuyorsun. Gene çardakta da vuruyor. Çat 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 duyuyor onu yengem evin içinden. Kulağı onda hep. Geliyor. Diyor ki şu çardağı geçeceğim. Onun çünkü iki tane çardağı var, balkonu var, evin altı var, üstü var. Halet-i ruhiyesine göre nereye gideceği belli değil onun. Şu çardağı diyor, o çardağı kilimmiş, battaniyemiş, yastıkmış, ondan önce herkes koşturuyor, götürüyor onu. O ardından lütfediyor. Onun köşk hazırlandı, yengeme yaslanıyor, yaslana yaslana oraya doğru gidiyor. Biz de arkasından gidiyoruz tabii. Öyle. Bırakmak yok. E şimdi kadınlar biraz kendilerini çekidüzenlerdiler ya. Yok yani. Başlarınızdaki adamları nimet görün. Ya bu adam profilinden sonra kendi kendinizi ölçü alın. Deyin ki ya elhamdülillah ya. Hiç olmazsa pantolon çıkar, pantolon giy. Yarım saatte yok. Yarım saat sürüyor mu Hacı Mehmet? Bir ömür sürdü öyle değil mi? Hiç şey yok yani. Kesintisiz. Tamam. Hacı Mehmet'e gece saat 1, 2, 3, 4, 5 hiç önemli değil ki saat. Bir sefer biz oturuyorduk. Bizim yanımızda oldu çünkü oradan şahit. Biz oturuyorduk, yengem telefonu açıyor. Baban seni çağırıyor, tak kapatıyor telefonu. Hayır şöyle oldu, böyle oldu. Yan yattı, çamura battı, öksürdü, tenişerdi, hasta oldu. Sana şunu diyecek, böyle bir şey yok. Açıklama yok. Telefon, efendim, baban seni çağırıyor, tak kapanıyor telefon. Bu kadar. Hacı Mehmet koşa koşa gidiyordu, saat önemli değil. Var mıydı saat Hacı Mehmet? Yoktu değil mi? Tabii. Saat yok. O yüzden, tabii bir de Hacı Mehmet'in bir de dedesinin babası var. Onu da anlatayım mı size? Hanımı demiş, herif demiş, bunca zaman oldu demiş, bir gezdirmedin beni demiş, yarın hazır ol demiş. Gezmeye gidiyoruz. Kadıncağız en yeni besbestamalı takmış, giyinmiş, gezmeye gidecekler ya. Bütün dağdan dağa, o zeytinlik senin, bu zeytinlik benim. Gezme dedin, gez gör. Kadın kısmı işte. Aradan bir zaman geçmiş, demiş ki herif bana bir gün yüzü göstermedi, yarın hazırlan demiş. Kadıncağız hazırlanmış, gün yüzü görsün diye hayatın direğini bağlamış onu. Sabahtan akşama kadar, güneşin alnına. E gün görmemiş ya, gün görsün diye. Bu da Hacı Mehmet'in dedesinin babası. Hacı Mehmet'i siz hesaplayın artık. Hacı Mehmet de saçını başını yoluyordur şimdi, ben onlar gibi olamadım diye. Ha Hacı Mehmet, yoluyor musun? Sufilikten sonra yapamamış bir şey. Ahı kalmış adamı. Bu güzeldi. Sufilikten sonra hepimiz kaybettik her şeyi. Allah bizi affetsin inşallah. İçinde yara kalmış adam. Allah affetsin inşallah. Rabbim muhafaza eylesin.
Evet, günahlardan sakınmayla alakalı birkaç ayet, birkaç hadis okuyalım. İnşallah bu kadar latife yetsin. Aslında latife değildi. Her latifenin arkasında bir gerçeklik vardır. O gerçekliliği de kadınlar da erkekler de görsünler. Birbirlerini böyle fazla sıkıştırmasınlar. Herkes sorumluluğunu bilsin, herkes haddini bilsin, herkes hukukunu bilsin. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Amin. Onlar bizi gazaplandırınca kendilerinden intikam aldık. Zuhruf suresi ayet 55. Yani normalde insanlar günah kebairlerle Cenab-ı Hakk'ın intikamını kabartır. Bir kimse günah kebairlere devam ederse ve Allah'ın gözünün içine bakaraktan günah kebairlere devam ettiği müddetçe Cenab-ı Hakk'ın azabını, Cenab-ı Hakk'ın bu noktada Cebbar ismi şerifinin, Kahhar ismi şerifinin ayaklanmasına, onun bu noktada tecellisine zemin hazırlamış olur. Yine ayet-i kerime. Bu suretle onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince kendilerine hor ve zelil maymunlar olun dedik. Araf suresi ayet 166. Bu Yahudilerin bir kavmiyle alakalı olduğu söylenir. Ama geçmiş kavimlerden bir kavimdir. Bu şekilde onlar Cenab-ı Hakk'ın emirlerini çiğnemekte, Allah'ın yasaklarını bilinçli ve mütemadiyen yaparaktan onlar böyle bir cezaya çarptırıldılar. Tabi bu ayet-i kerime ile alakalı müfessirlerin değişik görüşleri var. Bunlar gerçekten maymuna mı çevrildiler? Yoksa bunlar ahlaken mi maymunlaştılar? Yoksa maymuna mı çevrildiler diye. Bir kısım müfessirler bunların normalde ahlak olarak maymuna çevrildiklerini söylüyorlar. İnsan ama ahlakları maymun manasında. Bir kısmı da diyorlar ki evet onlar hem fiziken de maymuna çevrildi. Allah için bunda bir zorluk yoktur. Cenab-ı Hak isterse bir insanı maymuna çevirir. Ama bu noktada müfessirlerin büyük bir çoğunluğu onların ahlaken maymuna çevrildiğine dair. Ama yine böyle bir ayet-i kerime var, böyle bir hadis var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir kavmin böyle bir kertenkeleye benzetildiğine dair hadis-i şerif var. Çünkü bir yolculuk gaza esnasında aç kalıyor sahabe. Aç kalınca belirli bir kertenkele şeyi var. Ne o? Cinsi var. Ondan topluyorlar. Toprak tencerelere onları koyuyorlar pişirmek için. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geliyor asasıyla bütün tencereleri deviriyorlar. Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah, bu filanca cins kertenkeleydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki bir kavim var kertenkeleye benzetilen. Ben onlardan düşüncesiyle tencereleri devirdim diyor. Demek ki bir kavimde ne olmuş? Kertenkeleye benzetilmiş. Demek ki günah-ı kebairlere devam eden bir kimse. Bir günah-ı kebair var. O günah-ı kebaire devam ediyor. Bakın bir günah-ı kebair var. O günah-ı kebaire devam ediyor. Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı bir günaha devam eden bir kimse. Bir, fıtraten, görünüşte zahiren insan gibi olsa da onun manevi hali hayvanlaşır. Ki sufilerde bu zaman zaman mana gözleri açıldığında etraftaki insanları değişik hayvan suretlerinde görme hali olur. Allah muhafaza eylesin. O esnada bu sufiler burada bunun devamlı olduğunu zannederlerse, öyle hükmederlerse hataya düşerler. O yüzden o hal üzerine öyledir. Öyle gören sufi kardeşlere deriz ki biz onun adına tövbe et, kendin tövbe et. Sen kendin o haramı işlemiş olduğundan dolayı onu da öyle görmüş olabilirsin diye uyarırız. Demek ki
Normalde bir haramı devam ederse bir kimse, günah-ı kebarda ısrar ederse, onun manevi halinde de hayvanlaşma söz konusu olur mu? Evet. Çünkü ayet-i kerimede de var ya, o kimse Allah'ın emir ve yasaklarına uymazsa, nefsine uyarsa hayvandan daha aşağı mahluk olur diye. İşte günah-ı kebailere devam edenler, günah-ı kebailerden sakınmayanlar, günah-ı kebailerden uzaklaşmak gayretinde bulunmayanlar, nefis olarak hayvandan daha aşağı bir mahluk noktasına gelebilirler. O yüzden günah-ı kebailer Allah'ın hudududur, çizgisidir. Derviş kardeşler, Müslümanlar, müminler günah-ı kebailere dikkat etmekle mükellefler. Göz göre göre, bile bile günah-ı kebair işlemeyecekler, ondan uzak duracaklar. Rabbim cümlemizi onlardan eylesin. Amin. Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü o yolda bırakırız. Ahirette kendisini cehenneme koyarız. O ne kötü bir yerdir. El-Nisa ayet 115. Kim kendisine doğru yol bildirildikten sonra, ona tebliğ edildi yani, ona nasihat edildi, ona söylendi, ona din tebliğ edildi, ona bir şeyin haram olduğu tebliğ edildi, ona anlatıldı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti de ona söylendi, ona bir Kur'an ve sünnet ona tebliğ edildi, anlatıldı ona. Hazreti Muhammed-i Mustafa'nın sünnet-i seniyesi ona anlatıldı. Ve müminlerin yolundan çıkar giderse, müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, ona Kur'an söylendi, ona sünnet-i Resulullah söylendi, bir de bu Kur'an ve sünnete uyan müminlerin yolu oldu. Müminlerin yolu. Bu yolda, Kur'an ve sünnet içerisinde yolda bir şeye içtihat edilecek, içtihat edildi. İmamların içtihatları. Müminlerin yolu. Sufilerin kendi içerisinde, müminlerin yolunun içerisinde bir yol oluştu. Müminlerin yolu içinde. Sufiler de o yoldan sapmayacaklar. Müminlerin yolundan da hiçbir mümin kimse sapmayacak. Ümmetim yanlışta toplanmaz. Ümmetim delalette toplanmaz. Hadis-i şerif. Bütün ümmet kadere iman etmiş. Mustafa İslamoğlu çıkmış. Diyor ki kadere iman şart değildir. Bütün ümmet ittifak etmiş, hadislerle amel ediyorlar. Hadis-i şerifleri reddetmiyorlar. Mustafa İslamoğlu sünnetle, hadis-i şeriflerle alay ediyor. Bütün ümmet ittifak etmiş. Hadislere bağlılıkla alakalı, sünnet-i Resulullah'a bağlılıkla alakalı, taslamam gibi zırvalar çıkmış, okuyan gibi, soy ismi okuyan gibi zırvalar çıkmış, hadisleri inkar ediyorlar. Müminlerin yolundan ayrılıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolundan ayrılıyorlar. Bunlar en büyük günah-ı kebair bunlar. Bunlar şirk, bunlar küfür. Cenab-ı Hak tehdit ediyor, kendisini cehenneme koyar, orada bırakırız. Demek ki Kur'an'ı, sünneti, müminlerin yolunu bırakan bir kimse, Kur'an'ı, sünneti, müminlerin yolunu bırakmış, başka bir kimsenin yoluna gidiyor. Heva hevese gidiyor, nefsaniyete, şeytaniyete gidiyor.
Amerikan uşağı olmuş, İngiliz uşağı olmuş, İsrail uşağı olmuş. Batı uşağı olmuş. Deccal'ın uşağı olmuş. Deccal beyinli, Deccal kafalı. Kalbine şeytan mevletmiş onun. Cenab-ı Hak diyor ki onu orada bırakırız. Ve ahirette de onu cehenneme göndeririz. Bakın onu orada bırakırız diyor ayet-i kerime. Döndüğü o yolda bırakırız. Bakın döndüğü o yolda bırakırız. Sen Kur'an'a, sünnet-i Resulullah'a, müminlerin yoluna ters düşersen orada kalırsın. Tehdit büyük. Ben bazen diyorum ya, hadis inkarcısı, okuma, dinleme, ona bir şey söyleme. Sebep, ayet-i kerime. Cenab-ı Hak diyor ki onu orada bırakırız. Allah'ın orada bıraktığını sen mi döndüreceksin? Hastalık bulaşır sana. Konuşma, dinleme, görüşme. Onun kalbine şeytan oturmuş. Onun içine şeytan yerleşmiş. Seni de yutar. Bir anlık gafletinden sen de çökersin, gidersin. Çünkü tehdit büyük. Cenab-ı Hak diyor ki onu orada bırakırız. Allah'ın orada bıraktığını sen mi toplayacaksın? Haşa. Ve diyor cehennemde onu ebedi, o ahirette de cehennemliktir. Ebedi orada. Allah muhafaza eylesin. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o kendisini Allah'tan başka ne bir yar ne bir medetkar bulamaz. Nisa ayet 123. Bir kimse bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Onun o kötülüğüne hiç kimse yar ve yardımcı olamaz. Ne yapacak? Tövbe edecek, geri dönecek, Allah muhafaza eylesin. Ondan vazgeçecek. Cenab-ı Hak günah kebairlerden uzak duranlardan eylesin inşallah. Mümin bir günah işlediği vakit kalbine siyah bir nokta, bir leke vurulur. Tövbe ederse kalbi cilalanır ve yeniden parlar. Tövbe etmez, isyana devam ederse siyah lekeler kalbini kaplayıncaya kadar artar. İbn-i Mace'den bunu tergipte de bulmanız mümkün bu hadis-i şerifi. Allah-u Teala'nın bilakis onların kazanmakta oldukları kalplerini yenmiş, paslanmıştır. Ayetindeki randan murat da budur. Et-Tahtif ayet 14. Demek ki onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Ayeti kerimesi bu. Bir kimse kötülüğe devam ediyor, yanlışlığa devam ediyor, günah-ı kebare devam ediyor. O kimsenin kalbi kirleniyor, paslanıyor. Eğer tövbe eder, geri dönerse tekrar ne oluyor? Kalbi cilalanıyor. O zaman tövbe ne yaparmış? Kalbi cilalarmış. Sufiler ne yaparlar? Yine hadis-i şerif mucibince günde en az 100 sefer Allah'a tövbe ederler. Cenab-ı Hak günde en az 100 sefer tövbe eden kullarından eylesin. Günah-ı kebairleri terk edip Allah'a yüzünü dönen kullarından eylesin inşallah. Günahlardan uzaklaş. Zira en makbul hicret günahlardan uzaklaşmaktır. Farzlara devam et. Zira en üstün cihat farzları eda etmektir. Allah'ı çok zikret.
Zira Allah katında zikirden daha sevimli bir ibadet yoktur. Buhari. Günahlardan uzaklaş. Zira en büyük hicret günahlardan uzaklaşmaktır. Farzlara devam et. Zira en büyük cihat Allah'ın farzlarını ihya etmek, yerine getirmektir. Allah'ı çok zikret. Zira Allah katında zikirden daha sevimli bir ibadet yoktur. Cenab-ı Hak günahlardan tövbe eden, farzları yerine getiren, nafilelerle Allah'a yaklaşıp Allah'a en sevimli gelen zikrullah ile hemhal olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Fâlemennâhû. Amin. Ecmek. Destur.